gelmeden önce arasa mıydık? Müziğin sesi çok açıktı, telefonu duyamazdım. Aslında siz geri dönmeden önce burayı toplamayı düşünüyordum. Ne zaman dönmemizi bekliyordun? Nisan'da mı? Seni bıraktığımda terbiyeli olacağım demiştin ama buna terbiyelilik denemez. Bunun adına yıkım denir. Buna ne oldu bilmiyorum. Burada oturmuş elimden geleni yapıyordum. Sonra bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Gerisi karanlık. Bir uzaylı nasıl bu kadar sorumsuz olabilir ki? Sorumsuz değildim ki. Acıkmıştım. Evdeki her şeyi yedin mi? Hiç sanmıyorum. Durun biraz. Bir şey buldum. Kim kurabiye ister? Ben isterim. Seninle paylaşabilirim. Brian, gidip şanslıyı besler misin? Umarım yiyecek bir şey kalmıştır. Tüm kedi mamalarını yemedin değil mi? İmkansız. Şu anda üretim hattında olanları ona bıraktım. Nasıl bu kadar çok yiyebiliyorsun? Sanırım gerçekten çok sağlam bir midem var. Nasıl kilo almadığını anlayamıyorum. Bu yiyeceklerini dengelemene bağlı. Öyle mi? Bu çok ilginç. Evet. Mör bir gösteri yapmıştı, onu kaydetmiştim. Buna inanamıyorum. Mör işe yarar demişti. Tabii gider Mörv'ü görmeliydiniz. Pekala, Mörv'ü boş ver. Artık Mör'den söz etmiyoruz, tamam? Artık Mörv yok. Tamam, zaten yayında değil. İstersen biraz yiyecek masrafından söz edelim. Evet, hey Kate! Kuponları biriktirecek bir hazine yapabilirsin. Bütün bir gösteriyi bana ayırırlar. Şişmanlar gösterisi. Kupon biriktirmek iyi bir fikir değil sanırım. Onu keseceğim makası bile bulamıyorum zaten. Çok mu hassas olmaya başladım yoksa buranın havası mı ısındı? Alf, hadi burayı toplayalım. Ben yardım ederim. Biraz bekler misin lütfen? Geğirmek üzereyim. Ay aman. Hazır beklerken gömleğimi çıkartır mısın? Tabii. Hayır. Senin üzerindekini. Tamam. Şanslıyı hiçbir yerde bulamıyorum. Buralarda bir yerdedir. Ama her tarafa baktım. Nerede merak ediyorum. Sen biliyor musun Alf? Bekle. Biraz daha arayayım bari. Brian, istersen çamaşırhaneye bak. Kirli çamaşırların içinde yuvarlanmaya bayılıyor. Kim bayılmaz? Alf, şanslının nerede olduğunu biliyor musun? Onu tanırsınız. Özgür ruhlu bir kedidir. Son gördüğümde camdan uzun bir atlayış yapmak üzereydi. Peki sen ne yapıyordun? Çatalla onu kovalıyordum tabii. Şakaydı. Marmek'te kedi ve çatal şakası bir klasiktir. Şimdi bunu isteseniz bile size açıklayamam zaten dostlar. Vaudeville bu yüzden ölmüş. Alf, şanslıyı son kez gördüğümde sen ona saati nasıl söyleyeceğini öğretiyordun. Nereye varmak istiyorsun? Evet, bunun anlamı nedir? Onu hipnotize edip kendini yemek zannettirdi. Yani sana göre şimdi şanslıyı Alf mi yedi? Alf, bunu yapamazsın. Hey. Sanırım burada ciddi bir suçlamayla karşı karşıyayız. Buna yargısız infaz dendiğinin farkında mısınız acaba? Haklarımı biliyorum. Mahkemeleri izledim. Alf, onu yedin mi yemedin mi? Veli kuralları biliyorum. Kendi ailemizin hiçbir üyesini yiyemeyiz. Hiçbir ailenin üyesini yiyemezsin. Ne fark eder? Şanslı hiçbir yerde...